Şartlı kayıt uygulaması arkadaşlar. Bakın şartlı kayıt uygulamasına göre burada birazcık bu konuda biraz bilgi vereyim sizlere. Diyor ki 2010 yılından bu yana YÖK tarafından yıllık olarak uygulamaya sokulan şartlı kayıt duyurusuna göre ilk dönemden alttan tek ders olan veya staj bitirme projesi eksik olan öğrenciler sınava girebilir. Kazandıkları takdirde şartlı kayıt hakkı ile yerleşme hakkı kazanırlar. Kayıt esnasında meslek yüksekokulu diploması veya geçici mezuniyet belgesi, transkript onaylı ders içerik belgesi dışında tüm gerekli evraklar kazandıkları üniversitede ilgili öğrenci işlerine teslim edilir. Bakın şartlı kayıttan faydalanmak için gerekenleri söylüyorum. Şartlı kayıt hakkından faydalanacaklarla ilgili öğrenci işlerine dilekçe veya matbu evrakla bildirilir. İlk dönem sonunda ön lisans bölümünün bitirilmesiyle eksik olan diploma veya geçici mezuniyet belgesi, transkript, onaylı ders çekleri kazanılan üniversitenin ilgili öğrenci işlerine teslim edilerek şartlı kayıttan faydalanılmış olur arkadaşlar. Sanırım bunu da anlamış olduk. Bakalım şimdi DGS'ye sadece 3 kere mi girebiliyoruz? Arkadaşlar DGS'ye 3 kere girme, 5 kere girme sınırı çoktan kalktı. Bakınız arkadaşlar, 2007 yılına kadar olan uygulamada aday ancak 3 kere girebiliyordu. 2007'den bu yana sınava girme sayısındaki sınır kaldırıldı. Artık aday sınırsız olarak DGS'ye girebilir, kazanabilir, okuyabilir ve mezun olabilir. Yani önceki sene veya senelerde DGS ile ilgili bir lisans bölümü kazanan aday ister mezun olsun ister okusun veya ilişik kessin tekrar DGS'ye girebilir, hatta aynı bölümü okuyabilir. Şimdi buna bazen aklınıza takılıyor, onu da hemen açıklayayım. Diyelim ki bir adalet bölümü mezunusun. Adalet bölümünden sonra hukuka yerleşilebiliyor. Hukuku kazandın diyelim. Ama son sınıfta hukuku bıraktın. Tekrardan DGS'ye girme hakkın var mı? Var. Bitirdin mesela. Atıyorum gazi hukuku bitirdin. Ankara hukukta okumak istiyorsun. İçinde bir hukuk. Tekrar girip Ankara hukuku yazıp okuyabiliyorsun. İster okurken, ister ilişik keserek, ister mezun ol. DGS'de almış olduğun mezuniyet, yani meslek yüksekokulu mezuniyet belgen sana bu sınava sınırsız gerek giriş hakkı vermektedir. Bu çok önemli. Bir de bunu şöyle söyleyeyim. Hocam peki ben gazi hukukta okuyorum, yanında da başka bir hukukta okumak istiyorum. Ya da ben okul öncesi öğretmenliğinde okuyorum Çanakkale'de ama Kırşehir'de de çocuk gelişimi okumak istiyorum. İki örgün bir arada okunamıyor. Birinden ilişik kesmek zorundasın. Yani burada okursun derken birinden ilişik keserek. Ama bir 4 yıllık bir 2 yıllıkla beraber okunabiliyor. Ya da bir 4 yıllık örgün 4 yıllık açık öğretimle beraber okunabiliyor. Dolayısıyla iki örgünü, aynı seviyede olan iki örgünü bir arada okuyamıyorsunuz. Bu çok önemli. Hocam peki uzaktan eğitim okunabiliyor mu? Evet arkadaşlar, bir örgünle uzaktan eğitimi beraber okuyabiliyorsunuz. Örgün sınıfına sokmamışlar. Geçen sene sınavı kazanan bir adayın başına gelecekler. Puanında kesinti oluyor mu? Arkadaşlar bir sene önce eğer DGS ile bir bölüme yerleşmiş iseniz başınıza gelecekleri hemen söyleyeyim. Okul puanınızın 1/4'ünü kaybedersiniz. Yani ön lisans başarı puanınızın 1/4'ü kesilir. Hocam bunun hesabını nasıl yaparız? Size kısaca bir hesap söyleyeyim. Çok rahat bir hesap. Diyelim ki okul puanınız 2,5. Bir sene önce yerleştiniz. Matematikçide olduğumuz için öyle uzun uzadıya şunu çarp, önce 20 ile çarp, sonra 0,6 ile çarp, ondan sonra 1/4'ünü al demeyeceğim. 2,5 ile mezun olmuşsan çarp 3 ile 7,5. 7,5 puan kesilecek. Hocam 3 ile mezun oldum. Çarp 3 ile 9 puan kesilecek. Hocam 2 ile mezun oldum. Çarp 3 ile 6 puan kesilecek. Demek ki 4 üzerinden kaçla mezun olmuşsan 3 ile çarptığın zaman o kadar okul puanı kesintisine uğrarsın. Peki hocam bu benim sonum mu olur? Bu kadar okul puanı kesintisi sonrasında benim bu sınavı kazanmam hayal mi olur? Tabii ki hayal olmaz. Çünkü önemli olan okul puanından ziyade netleriniz çok önemli. Biraz sonra onlarla ilgili bir çalışma var. Onu da hemen size bilgi vermiş olayım. Demek ki bir sene önce yerleşen bir aday bu sene puan kesintisine uğrayacak. Ancak 2016'da yerleşen bir aday 2017'de bu puan kesintisine uğrar ama 2018'de uğramaz. Seneliktir, bir sene sonra geçerlidir. Ondan sonraki sene bu durum ortadan kalkmaktadır. Bunu da hemen bilgisini vermiş olalım. Burada da puan kesintisiyle ilgili biraz önce yaptığım açıklamanın görselini görmektesiniz. Ön lisans başarı puanı ne kadar etkili? Bölüm birincilerinin acaba bu puanda bir katkısı var mı? Hemen bunu anlatalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim DGS'de puanlama sistemi, okul puanlama sistemi ön lisans başarı puanı, ÖBP. Ön lisans başarı puanına göre puanlandırılıyoruz. Ancak yıllar evvel, yani bundan 6-7 sene evvel arkadaşlar, puanlama sisteminde
ağırlıklı ön lisans başarı puanı sistemi vardı. Dolayısıyla arkadaşlar ağırlıklı ön lisans başarı puanı artık yerini ön lisans başarı puanına bıraktı. Hocam bunu anlatabilir misiniz? Açıklayabilir misiniz? Şimdi bizler artık 4 üzerinden kaçla mezun olmuşsak ona göre puan alıyoruz. Hocam nasıl puan alıyoruz onu bir anlatır mısınız? 4 üzerinden 3 ile mezun oldum diyelim. Biraz önce kısa yol göstermiştim. 3 ile çarparsan ne kadar kesinti öğrenirsin demiştim değil mi? Şimdi de kısa bir yol söyleyeyim. 12 ile çarparsanız eklenecek puanı bulursunuz. Nasıl hocam? 2,5 ile mezun oldum. 2,5 ile mezun olan bir arkadaş 12 ile çarparsa 30 puan kazanır. 3 ile mezun oldum. 36 puan kazanırsın. 4 ile mezun oldum. 48 puan kazanırsın. Hocam niye böyle oluyor? Hani ben önce 20 ile çarpıyorum, sonra 0.6 ile çarpıyorum. İşte ben sana diyorum ki bir 20 ile sonra 0.6 ile çarpmak yerine direkt 12 ile çarparsan eklenecek puan olursun. Ama bu tabii ki bazen şöyle yorumlanıyor. Hocam dediğiniz yanlış. Ben başarı sonuç belgemde daha farklı bir şey gördüm. Ne gördüm arkadaşım? 60 gördüm hocam diyor. Ön lisans başarı puanım 60 yazıyordu. O sana eklenmiyor ki. 60 eklenmez. 60 çarpı 0.6. 60'ın 0.6 ile çarpılmış hali. Yani sana 36 puan eklenecek kardeşim. 60 çarpı 0.6. Zaten o öğrenci 3 ile mezun olmuştur. 3 çarpı 12, 36. Demek ki biz eklenecek puanı önemsiyorsak, eklenecek puanı merak ediyorsak 12 ile çarpıyoruz. İki tane bilgiyi tekrar arka arkaya söyleyeyim. Bir sene önce yerleşen bir aday okul puanı kesintisini merak ediyorsa direkt 3 ile çarpsın 4 üzerinden puanını. Ama eklenecek puanı hesaplamak istiyorsan direkt 12 ile çarpsın. 12 ile çarptığı zaman direkt eklenecek puanı bulmuş olur arkadaşlar. Bunu da hemen bilgisini vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar burada bakın çok önemli. Şimdi arkadaşlar bakın sınav başvurusu öncesinde yine bilinmesi gerekenler kısmında DGS puan hesaplaması nasıl yapılır? Şimdi ben bununla ilgili bir çalışma yaptım. Bu çalışma 2016 verilerine göre. 2016 verilerine göre isterseniz burayı benden tane tane dinleyin. Bu çalışma ÖSYM'nin puanlama sisteminden gelen bir açıklama arkadaşlar. Dolayısıyla sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sayısal puan hesaplarken bir kişi eğer sayısal puanının hesaplanmasını istiyorsa belli bir yerleştirme puanı var. Bu bizim ÖSYM'nin bize vermiş olduğu taban puandır. Bu taban puanını bilirseniz hesaplamanız daha kolay olacaktır arkadaşlar. Yine ben bu konferansla ilgili dokümanları PDF kısmını zaten sizlere ulaştırmış olacağım arkadaşlar. Bakınız yerleştirme puanı sayısalcı için 144.8. Biz ona kısaca 145 diyorduk arkadaşlar. Tamam? 145 taban puanı olmuş oluyor. Sonra ön lisans başarı puanının 0.6 ile çarpılmış hali. Mesela 60 ile mezun oldun. Daha doğrusu 3 ile mezun oldun. Sana 36 puan gelecek. O kısımdan bahsediyorum. Sayısal net başına 2.97 alıyorsun. Hani hatırlıyor musunuz? Sizlere 3 demiştim. İşte o aslında tam küsuratıyla 2.97 oluyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar sözel net. Sözel net 0.45 oluyor. Sayısalcı bir aday. Bakın orada ben size bir yorum katmışım oraya. Demişim ki bir sayısal net yaklaşık 6.5 sözel nete eşittir. Hatta 4 üzerinden 0.1'lik okul puanı yarım sayısal net etmiyor. Bakın bunlar çok önemli. Burada neyi anlatmaya çalışmışım? Ey sayısalcı, senin sayısal netlerin sözel netlerinden çok daha önemli. Bir sayısal net 6.5 sözel net ediyor. Bir sayısal net 6.5 sözel net ediyor. Aynı zamanda okul puanı açısından da arkadaşlar 4 üzerinden 0.1'lik okul puanı yarım sayısal net etmiyor bile. Yani 3.5'la mezun olmak yerine 3.6 ile mezun olmuşsan sadece yarım 0.1'lik diyelim daha doğrusu okul puanı bile etmiyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar bu konuda buna dikkat edelim. Aşağısı gözükmüyor. Ben buradan çalışmayı size biraz daha net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Eğer eşit ağırlıkçıysanız burayı dinleyin. Yerleştirme taban puanı 132.9. 132.9.
Demek ki size devletin vereceği puan 132.9, öyle diyelim. Devletin verdiği puan deniyordu ya. Ön lisans başarı puanınız 0.6 ile çarpılıyor. Sayısal netiniz, bakın burayı dinleyin, 1.78 ile çarpılıyor. Sayısal netiniz 1.78 ile çarpılıyor. Sözel netiniz ise 1.37 ile çarpılıyor. Bakın bunlar 2016 verileri. 2016 verilerine göre eşit ağırlıkçı taban puan 132.9, ön lisans başarı puanı çarpı 0.6, sayısal net çarpı 1.78, sözel net çarpı 1.37. Burada da hemen şunu belirteyim. 10 sayısal net yaklaşık 13 sözel nete eşittir. Yani ey eşit ağırlıkçılar, ey adaletçiler, ey iktisat, işletme, çocuk gelişimi, okul öncesiler. Sizde 10 tane sayısal net, 13 tane sözel net ediyormuş. Aman diyeyim, buna da dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bir de burada 4 üzerinden 0.1'lik okul puanı bir sözel net etmiyor. Bunu da niye bastıra bastıra söylüyorum? Aranızda okul puanı düşük olanlar varsa sınav öncesinde moralini bozmasın. Esas sınavı kazandıran netlerdir. Esas sınavda en önemli kısım netlerdir. Dolayısıyla okul puanım kötü, okul puanım rakibime göre düşük diye düşünmeyin. Yapacağın 3 net fazlalık, 5 net fazlalık her şeyi değiştirir. Dolayısıyla bu çok önemli. Gelelim sözel net hesaplamaya. Sözel net yerleştirme puanı 120.9. Ön lisans başarı puanı çarpı 0.6 üstüne ekliyoruz. Sayısal net 0.59 ile çarpılıyor. Sözel net ise 2.28 ile çarpılıyor. Radyo televizyoncular, ilahiyatçılar, bunun dışında halkla ilişkiler bölümleri mezunlarının da bu puanlamaya dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu da hemen söylemiş olalım. Ön lisans hesaplama biraz önce bahsetmiştim. Demek ki 4 üzerinden kaçla mezun oluyorsak onu 12 ile çarptığımız zaman eklenen puanı buluyoruz. Bir sene önce yerleşmişsek onu 3 ile çarparsak o okul puanını kesilen puanı bulmuş oluyoruz. Sayısalcıysan 145 taban, 3 sayısal net, 0.45 sözel net, 0.6 ile de ön lisans başarı puanını eklersen birbirine yerleştirme puanını buluyorsun. Eşit ağırlıkçıysan taban puanın 132.9, 133 diyelim. Ön lisans başarı puanı çarpı 0.6, sayısal net 1.78, isterseniz 1.8 diye hesaplayın. Sözel net de 1.37, isterseniz 1.4 diye hesaplayın. Aklınızda bulunsun, eşit ağırlıkçı bir arkadaşın sayısal çarpı 1.8, sözel çarpı 1.4. Okul puanı 0.6 ile çarpılıyor, taban puanı 133 diye düşünebilirsiniz. Bu 2016 verileri, çok fazla oynamaz arkadaşlar. Sınavın ya aşırı zor olması gerekiyor çok oynaması için geçen seneye göre ya da aşırı kolay olması gerekiyor çok oynaması için. Biliyorsunuz ki bizim sınavımızda standart sapma yıllara göre uygulanıyor. Sınav başında, soru başına uygulanmıyor. Mesela hocam bu soruyu kimse çözememiş. Ben çözdüm, daha fazla puan alır mıyım? Hayır, alamaz. Bizdeki standart sapma sistemi şöyle. Hocam 2015'te bir matematik sorusu 3 puandı sayısalcıya göre, niye bu sene 3.2 puan oldu standart sapmadan? Nasıl yani hocam? Bu sene sınav daha zordu, Türkiye net ortalamaları daha düşüktü, dolayısıyla senin 3 puanın oldu 3.2 puan. Yani yıllara göre standart sapma var. Sınav içerisinde şu soruya bu kadar puan, bu soruya bu kadar puan diye bir şey yok. Sayısalda en kolay temel kavram sorusuyla en zor olasılık sayısal mantık sorusu aynı puandır, geometri dahil olmak üzere. Aklınızda bulunsun. Ben bir sayısal soru dağılımı yaptım. Şimdi sayısal soru dağılımı nasıl yapılıyor arkadaşlar? Hemen onu yapalım. Uzun yıllar çıkmış sınav sorularına göre bir dağılım var. Buna çalıştım birazcık. 5-6 yıl 80 soruluk dönemi de 60 soruluk döneme çevirerek çalıştım. Cebirden 22 ila 26 soru geliyormuş. Cebirden 22 ila 26 soru geliyormuş. Problemlerden 12 ila 15 soru geliyormuş. Sayısal mantıktan 13 ila 17 soru geliyormuş. Geometriden de 7 ila 8 arasında soru geliyormuş. Dolayısıyla cebir 22-26, problemler 12-15, sayısal mantık 13-17, geometri 7-8.
Sözel soru dağılımı. Sözcükte ve cümlede anlam 15 ila 20. Sözcükte ve cümlede anlam 15 ila 20. Paragraf 30 ila 40 arasında oynamış. Anlatım bozukluğu 0 ila 1. Ya çıkmış ya çıkmamış. Sözel mantık ise 7 ila 8 arasında çıkmış. Süre 2 saat 20 dakika. Toplam 140 dakikalık bir süremiz var. 140 dakikayı acaba nasıl değerlendirmeliyiz? Bu konuda da yorumlarımı sizlerle paylaşayım. Sayısalcı bir adaysan, ey mühendis, ey mimar, ey sağlıkçı. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Sen sayısalcısın. Biraz önce sana hangi netin hangi puanlar verdiğini söyledim. Dolayısıyla bizim demek ki sınavı şöyle düzenlememiz gerekiyor. Sayısalcı bir aday 100 dakika sayısal bölüme harcamalı. 100 dakika. Ve bu sayısal bölümünde kontrolünde yapmalı 100 dakika içerisinde. Son kalan 40 dakikayı sözel bölüme harcamalı. Bu 100 dakika artabilir. Ama 40 dakika artmasın. Eşit ağırlıkçı bir aday 75 dakikasını sayısal bölüme harcamalı. 75 dakikasını sayısal bölüme. Bir de kontrolünü ayırmalı. 65 dakikasını ise sözel bölüm ve kontrolünü ayırmalı. Sözel bölüm. 75'e 65. Bu bir nereden gelen bir planlama? Gördünüz biraz önce bir sayısal 1.8, bir sözel 1.4 puandı. Ben puanın çok olduğu yere zaman ayırırım. Ama aramızda benim sayısalım iyi, hızlı çözebiliyorum. Dolayısıyla ben sayısala daha az zaman, sözelle zaman kaybediyorum, sözele daha fazla zaman ayırırım derse ve bunu denemelerde denemişse, başarılı olmuşsa ona da bir sözümüz yok. Deneme sınavlarının burada önemi ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim sınavdaki soru tarzları ve eleme kriterleri. Arkadaşlar ben burada da bir çalışma yaptım. Şimdi bakalım, ekrana bakarak konuşalım hep beraber. Sizler de ekrana bakın. Şimdi kolay seviyede olup moral verecek sorular. Yani moralden kastım ne arkadaşlar? Sınavın başında bu sorularla karşı karşıya kalıp bunları çözersek sınavımıza iyi bir şekilde aksedeceğini düşünüyorum. Nedir bunlar? Temel kavramlar. Nedir bunlar? Sayı sistemleri. Nedir bunlar? Bölme, bölünebilme, rasyonel sayılar. Eğer bu konularda iyi isek, bu konulardan soru kaçırmamışsak sınava ciddi manada çok önemli bir konsantrasyon sağlayacaktır. Bu çok önemli. İkinci kısım, kolay ama basit işlem hatası, yani basit hataya da işlem hatası yaptırabilecek sorular. Temel kavramların içerisinde böyle sorularla karşı karşıya kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Sayı sistemlerinde kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Rasyonel sayılarda bu şekilde hatalar yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Basit ama biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Orta seviyede ancak dikkat gerektiren sorular. Mutlak değer ve basitsizlikler. Özellikle bunda kök kaybı, bir tane x'i bile unutmak, eleme yaparken, daha doğrusu sadeleştirme yapılırken bir hata, sonuçta o orta seviyedeki soruyu bize hatalı bir soru olarak, daha doğrusu eksik bir soru olarak netimizi bir düşürecek şekilde karşımıza çıkabiliyor. Orta seviyede olup kazandıracak sorular. Sınavı kazanmak istiyorsanız, biraz öncekiler zaten yapılacak da, bunu yaparsanız kazanıyorsunuz. Yani temel kavramlar, rasyonel üstü cebinizde olacak. Daha doğrusu sayı sistemler, temel kavramlar cebinizde olacak. Ama orta seviyede olup kazandıracak sorular, rasyonel, üstlü, köklü, çarpanlar ayırma, oran orantı kümeler. Bunları yaparsan kazanıyorsun. Zor değil ama süre kaybettirecek sorular. Biliyorsunuz ki bazı problem soruları hem ne kadar zor olmasa bile süre kaybettiriyor. Ve bazı sayısal mantık soruları, bu da biliyorsunuz arkadaşlar süre kaybettiren soru grubuna girmiş oluyor. Zor seviyede olup derece yaptıracak sorular. İşte bunları yaparsanız derece yapıyorsunuz. Bir adaletçi devletten hukuk istiyorsa bunları yapmak zorunda. Nedir bunlar? Bazı sayısal sözel mantık soruları. Olasılık, fonksiyon ve bazı problemler. İşte bunlar da derece yaptırıyor bizlere. Soru metni tam anlaşılmazsa zincirleme hata yaptıracak sorular. Nedir bunlar? Sözel ve sayısal mantık soruları. Şık olarak ikilemde bırakan sorular genelde arkadaşlar Türkçedeki anlam bilgisi soruları. Görme, fark etme,
bir bileşen ekleme gücü gerektiren sorular. Yani soruyu görmen gerekiyor. Soruda bir bileşeni fark etmen gerekiyor. Bunlar da arkadaşlar nelermiş? Geometri, çarpanlara ayırma, grafik ve tablo soruları. Bunlar da özellikle görme, fark etme, oradaki sezi gücümüzü ölçen sorular. Onuncu ise çıkma ihtimali düşük sorular. Bunlar da arkadaşlar mod, işlem, taban aritmetiği, permütasyon, kombinasyon, anlatım bozukluğu. Bu gibi soruların da çıkma ihtimali düşüktür. Bir permütasyon, kombinasyon mu çıkar derseniz, olasılık mı çıkar derseniz olasılığın daha yüksek ihtimali vardır. Mod işlemden birisi çıkacak. İkisi birden çıkmıyor. Taban aritmetiği belki 5-10 senede bir çıkıyor. Anlatım bozukluğu da biliyorsunuz ya 0 ya 1 ortalamaya sahip, çıkması çok düşük ihtimalli sorular grubuna girmiş oluyor.